Şimdi Müge Ayar ve eşi Reha Ayar Suitomuzdalar. Tam bir yıl önce bu gerçeği öğrendiklerinde eşi Reha Bey, Müge Hanım'ın gerçeğini bulmak için elinden gelen her türlü özveri ve çabayı gösteriyor. Evet. Ve o bavulun üzerinde bir isim var. Yaşar Demirci ismi var. Aslında o bavulu oraya bırakan kişi niye Yaşar Demirci'nin ismini yazdı? Yani seninle Yaşar Demirci'nin arasında önemli bir bağlantı var. Evet. Ya yasak ilişkiden dünyaya gelen bir çocuksun. Ya Yaşar Demirci'nin ailesinin aile fertlerinden başka birinin yasak ilişki sonucu dünyaya gelen bir çocuksun. Mutlaka bir akrabalık ilişkisi var. Çünkü o adresin ve bu ismin bırakılması en önemli sebep seni sokakta emniyet görevli polisler bulduklarında Yaşar Demirci'ye teslim edilmesi yönünde. Evet. Onlar da Almanya'da yaşadığı için maalesef bir sanırım ulaşılamıyorlar. Sonra sen evlatlık veriliyorsun falan. O aileye ulaşıyorsunuz, tüm kapılar suratınıza kapanıyor. Evet. Evet. Bunu birebir yaşayan kişi sensin. Evet. Sevinç Yılmaz değil mi kızı? Evet. Evet. Ve Semra Tarakçı. Onlarla birebir bir görüşme yaptın mı? Hayır. Sadece yüz yüze bir görüşme yaptın mı? Yok. Ya da böyle bir şeyden haberleri olduğunda size yaklaşımları nasıldı? Ben Sevinç Yılmaz'ı cep telefonu görüştüğümde kesinlikle böyle bir şey olmadığını, bir daha bizi rahatsız etme dedi, kapattı. Bir daha aradım, yine aynı şey dedi, kapattı. Messenger'dan ulaştım ben Semra Hanım'la, Sevinç Hanım'a. Yine yazdım. Sevinç Hanım'ın eşi Ramazan Bey'e de yazdım. Onlar hiçbir şekilde kabul etmiyor zaten. Hiçbir şekilde kabul etmediler. Evet. Şimdi ben buradaki herkese sormak istiyorum. Bir gün size bir telefon geliyor. O telefondaki kişi de diyor ki, ya bir bebek bırakılmış. Bırakılan bebeğin üzerinde de babanızın ismi yazıyor. Nasıl tepki verirsiniz? Merak eder, araştırırım ve DNA testi yaptırırım, yani tıplar ilerledi. Bu peki, neden biliyor musun Esra Hanım? Hayır, ben sadece bir sorumun cevabını evet almak istiyorum. Merak ederim ve araştırırım, evet, dediniz. Ben evet de merak ederim, mutlaka araştırırım. Babamla bir bağısı olduğunu düşünürüm. Hikayenin tamamını öğrenmek istersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Esra Hanım. Tülay Hanım. Önce bir şok yaşarım. Evet, çok ondan normal. Evet, ondan sonra da gerçekten gerçeğin peşine düşerim. Ben stüdyodaki seyircilerimize de sormak istiyorum. Yani bir gün bir telefon geliyor. Bir bavulda kaç yılıydı? 1993 mü? 91. Ha, 91 yılında bir kız çocuğu terk ediliyor. Sokağa bırakılıyor. Ve bir bavulun içerisinde bakın özenle bezenle sarılmış. Battaniyelere konmuş. Ve sonrasında bıraktıktan sonra bıraktığı adresi de tam size açık olarak söylemek istiyorum. Etiler'de Beşiktaş'a bağlı Kültür Mahallesi Yeşilbağ sitesi. Sekvanlar Sokak üzerinde yer alan, o zamanlarda Neşe Restoran varmış. Onun karşısında Kültür Camii'nin yanında kırmızı bir bavulun içerisinde sabah saatlerinde bırakılıyor. Özenle bözenle. Ve bırakan kişi, o bırakan kişi de çok önemli. Aslında buradan ona da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 1991 yılında kırmızı bavulun içerisinde kaç kişi çocuk bırakmıştır sokağa? Esra Hanım, ben de... Esra Hanım. Ve Yaşar Demirci'nin adresi var. Buyurun. Evet, ben de düşerdim çünkü acaba soybayım gerçek mi Yaşar Demirci mi diye. Hayır, çünkü açık sizin babanızla olarak ilgili böyle bir telefon geliyor. Şoka gidersiniz haliyle. Ama yani olabilir babasının adına kesin konuşmaması gerekiyor kızı. Çünkü bilemez o babasının gençliğinde ne yaşadığını. Esra Hanım, şimdi aynı konuyu biz toplantı masasında ben bütün evet arkadaşlarıma sordum, kendi adıma da cevapladım. Bir gün bana bir telefon gelse, telefon ucundaki aynı bunları anlatsa, derim ki bir kardeşim bir gel, bismillah, ben babamın yaşantısına ve hayatına kefil olamam. Evet. Yapmıştır, yapmamıştır diyemem. Evet. Diyemem yani, bak babam için bile söylüyorum. Ha, böyle bir durumda, böyle bir durumda babama evlat olarak kızabilir miyim? Kızabilirim, öfkelenebilirim. Ama bana bu soruyu soran kişiyi en azından bugün burada Esra Erol olmasam bile, yani bu işi yapmamış olsam bile dinlemeye, anlamaya ve gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olmaya çalışırım. Ben, şimdi bu arada Yaşar Bey'in şöyle bir sıkıntısı var. Aile fertleriyle dün yayından sonra konuşuldu, onları da aktaracağım. Alzheimer hastası, yani ne sorarsanız sorun. Aslında geçmişle ilgili hiçbir şeyi. Aslında Esra Hanım, ben Alzheimer hastalığıyla alakalı önce geçmişi değil de daha yakını unutuyor diyebiliyorum.
Hani o zaman hatırlama ihtimali var aslında. Şimdi dün Lütfü Bey yayına bağlandı. Yaşar Demirci'nin erkek kardeşi. Sağ olsun tam bir büyük olarak olaya yaklaştı. Hatta şu cümleyi kurdu. Dedi ki anne dedi Almanya'da mıymış dedi. Yok dedik anne daha ortada yok. O anneyi bir bulsak zaten düğüm çözülecek de. Bir de şu da olabilir Esra Hanım. Yaşar Demirci iddia ettiği gibi biyolojik baba değil de biyolojik babaya dair bir şeyler de biliyor olabilir. Yani evet. Ailenin bunu bu şekilde de ben algılamasını dün yayında da belirttim. Evet. Yani Müge'yi aslında soy bağını arayan bir kızı muhatap almalarını yani bu biyolojik baba mıdır, tanıdık mıdır ya da yakın çevresinde niye onun? Bak ya, yalnızca isim değil. Bir isim ortaya atabilirsiniz. Aranızda husumet varsa. Şimdi Yaşar Demirci'nin adresi bırakıldıysa bu çocuk Yaşar Demirci'ye teslim edilsin demek değil mi o? Evet, yani. Evet. Yani iki günlük bebek. Duisburg, Almanya adresi. Hani alelade bir isim değil. Bakın Almanya'daki yaşadıkları adres. Ve Yaşar Demirci. Bu çocuk Yaşar Demirci'ye teslim edilsin. Ama evet. Niye? Niye? Onun belki bir yasak ilişkiden dünyaya gelen çocuğu da olabilir. Bu çocuğun böyle bir şeyden habersiz de olabilir. Ya da Yaşar Demirci'nin aile fertlerinden birinin bir çocuğu, yakınları. Koruması amacıyla da o işaret edilmiş olabilir. Evet, yani bu çocuğa Yaşar Demirci bakar deniyor. Evet, bir de Semra'nın dün bağlandığında, Semra'nın bu olaylar olduğunda 7 yaşındaydı. Evet, 7 yaşındayken bu olayları zaten hatırlaması mümkün değil bence yani, ama. Benim de Esra'lı, benim de 6-7 yaşında çocuğum var. Hani şu an bu olaylar olmuşan sonra eşim üzerinden olmuş olsa, onun yaşına geldiğinde hatırlaması bilmiyorum yani çok... Acayip bir şey. Sen yani, peki mesela ilk Yaşar Demirci ismini hani duyduğunda bulduğunda oh biyolojik ailemi buldum diyemedim, dedi. Diyemedim. Ben diyemedim anlayamadım mi? Ki. Biz işte arabada ben bunu okuyorum. Hani eşime okuyorum ne yazdığını. Ne dedin dedi. Hani ben normal düz yazı gibi okuyorum. O kadar şoklanmışım ki. Hani olaya adapte olamadım zaten. Çünkü hani, Esra Hanım şeyde takılı kaldı o kırmızı bavulda. Evet kırmızı bavulda çünkü takılı kaldım. Çünkü yani... Gerçekten niye? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok dramatik bir şekilde bırakılmış. Evet. Çok dramatik yani o yani bavulun içerisinde kendini bir an düşündün hep. Evet bir an bir düşündüm yani bir bebek ölebilir de nefessiz kalıp ölebilir de. Yani bir de bir şey giydirmemiş de yani Esra abla. Yani bir beyaz bir kundağı sarmış battaniyenin içinde bırakmış. Zaten planlıymış bırakacağı. Yani bir şey planlıymış bir şey yapmamış çünkü. Ha, onu evet, o onun için. Şimdi ya o daha oraya gelmeden önce şunu merak ediyorum. Bu arada babanın bu rahatsız, Alzheimer rahatsızlığından dolayı vasisi Sevinç Yılmaz. Telefon hattında mı? Telefon hattında değil. Yani onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Siz bir yıl önce onların kapısına gittiniz. Size yani gelin mahkeme yoluyla. Evet. Dediler. Ne değişecek sonuç? Sadece oyalanacağız. Belki bu süreçte Yaşar Bey de belki vefat edecek. Evet. Ondan sonra mezarı açılacak. Yani falan şöyle filan. Ama biz şimdi siz bu gerçeği söylediğinizde gelin bir DNA testi yapalım dediğinde şimdi yapılmasıyla 2 yıl sonra 3 yıl sonra yapılması arasındaki fark ne? Hiçbir şey yok. Ya bir de Esra abla biz şeyden peşindeyiz. Hani bir an önce bu DNA testi yapılsın gibi sizin. Belki bildiği bir şey varsa söyler. Ama yarın bir vefat ederse o da gidecek. Evet. Şimdi o ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Buradan Sevinç Hanım'a ve Sevra Hanım'a, Sevra Hanım mıydı? Sevra Hanım'a da, Semra Tarakçı'ya da seslenmek istiyorum. Mahkeme yoluyla da soy bağını öğrenebilirsin. Bu senin evet. Zaten en doğal haklarından en doğal biri. Diyelim ki Allah korusun, Allah gecinden versin. Baba vefat etti. Yine hayır. O mezarı açtırıp evet. O DNA testi yapılacak. O zaman şu soruyu sormak istiyorum onlara. Hani bunca zaman hayattayken bir kütüps deriz onunla o minik bir testin yapılması mı? Yoksa babanızın Allah korusun öyle bir şey yaşandığında o mezarın açılması ve rahatsız edilmesi mi? Hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı? Yani elinde sonunda. Yani o minicik bir kan testi, bir tükürük testi mi? Yoksa Allah korusun mahkeme Esra yoluyla Hanım. Gittiklerinde mezarın açtırılması Esra mı? Şimdi... Esra Hanım belki de aile bu olayı biliyor ve miras paylaşılmasın diye de bu olayı gizliyor olabilirler. Esra Hanım, şimdi mahkeme... Miras derdine o zaman
aile olayı biliyor. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor çünkü dertleri miras. Miras ben de öyle düşünüyorum. Ya büyük ihtimal öyle ama benim hiçbir şekilde onların parasına, puluna hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Gerçekten. Onların hani babalığına, ben babamdan, rahmetli babamdan gerçekten çok fazlasını gördüm.